Beşinci sözü birlikte okuduğumuz holografik bakışa tekrar hoş geldiniz. Bu hafta bitireceğiz diyeceğiz ama yok gene bitmeyecek. Nasip. Bitmesin zaten. Bitmek derdiyle okumuyoruz. Anlamak evet. niyetiyle okuyoruz. Açmak Fatiha -hi. niyetiyle Aa. okuyoruz. Fatiha açmak, fethetmek. Fethetmek niyetiyle okuyoruz. Eyvallah. Doğru. Bu da güzel bir hatırlatma oldu. Biz beşer tarafımız öne çıkıp şeytanın nefsinin şeyine, gazana geldikçe neticeye odaklanıyoruz. Bitirmeye, tamamlamaya, elde etmeye falan. Halbuki ya bırak. Neyi ne elde et? El senin değil ki neyi elde edip ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> elde bir şey yok yani. mesela elde ettin. Düşün yani hep yine konuştuğumuz şeydi. Elde ettin, öldün, gömdüler. Elde ettiklerini oraya bıraktın ve gömdüler falan. Yani şu beyhude çabam kendi adıma konuşayım. Şu beyhude çabamdan bir türlü vazgeçemedim. Halbuki elde onun ettiğin de onun sen elde, de onunsun, sen de onunsun. Dolayısıyla ona verdiğin anda onun da olursun. Evet. Ve dolayısıyla aslında elde edeceğin bir şey yok yani. Her şeyi elde etmiş olursun. <laughs> evet. Bu şey benim kendime verdiğim çok bence şiddetli bir örnek. Bir şey Allah'ın isimlerini öğrenmemiz için bize verdiği vesilelerin kendileriyle çokça uğraşmak esas o isimlerden mahrum ediyor bizi. Evet. Zaten bütün problemimiz de orada yani. Oyalanıyoruz. Bayağı oyalanıyoruz. Yani mesela Allah bize Rezzak ismini öğretmek istedikçe... Evet. Öğrensek diyeceğiz ki... Allah'ım ben senin Rezzak olduğunu anladım. Şahidim. Şahidim. Evet. Ve bu ismini hep istiyorum. Bu isminle beni muhatap et. Ebedi muhatap et. Mesela cennetin al. Böyle demiyoruz da... Habire öyle işte çorbayla, yemekle, ciğerle falan bir şeylerle uğraşıyoruz. Bu da bizi o isimden ebedi mahrum ediyor. Evet. Yani ona gidecekken ona giden yollara takılıp ondan Aynen. mahrum oluyoruz, perdeliyoruz. Yani perdenin iki veçesi var ya. Ya arkayı perde bir şey kendisi kendisi bir şeyi göstermeye vesiledir veya gör gör örtmeye vesiledir. Gösteren değil de örten konumunda kullanıyoruz. Allah muhafaza etsin. Evet. Hem insan Bismillahirrahmanirrahim ibadet için halk olunduğunu fıtrat o fıtratı ve cihazatı maneviyesi gösteriyor. Hatırlarsanız geçen programda burayı tam böyle pat diye aynısını söylemiştik. Evet. Hem insan ibadet için halk olunduğunu, fıtratı ve cihazatı maneviyesi gösteriyor. Örnek vereyim. İnsanın cihazatı ne? Ağız. Yemek için yaratılmış efendim. Heh. Değil mi? Evet. Çok belli yani. Böyle löp 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 yemek için yaratılmış. Acaba? He. Zira hayatı dünyeviyesine lazım olan amel ve iktidar cihetinde en edna bir serçe kuşuna yetişmez. Bütün paragrafı okuyayım. Fakat hayatı maneviye ve uhreviyesine lazım olan ilim ve iftikar ile tazarru ve ibadet cihetinde hayvanatın sultanı ve kumandanı hükmündedir. Yani yani mesela doymak istiyoruz insan olarak. Yani şöyle bir Sait Nursi'nin anladığı yaptığı karşılaştırmayı doğru anladım mı diye bir örnekle başlayayım. Yapacağımız şey bir çivi çakmak. Tamam mı? Çekiçle de çakabilirsiniz. Bizim bir arkadaş böyle bir örnek vermiş. Hard diskle veya bilgisayarla da çakabilirsiniz. Alıyorsunuz işte 3000 dolarlık bilgisayarı dan 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 çivi çakıyorsunuz. Evet maksat hasıl oluyor neticede doğru mu? Yani önünüze koyduğunuz hedefi gerçekleştiriyorsunuz. Eğer hedefiniz doymaksa. Serçe kuşu da doyuyor insan da doyuyor. Hangisi daha mutlu ve huzurlu bir şekilde doyuyor? Serçe kuşu tabii ki bütün bizim debelenmelerimiz, uğraşmalarımız, yemeği hazırlamalarımız, yemeğin parasını kazanırkenki debelenmelerimiz falan aynı yere gidiyor çok af buyurun. Ama serçe kuşu acıktım diyor mudur bilmiyorum. Ama bir, bir, bir şekilde pır diye gidiyor, doyuyor, geliyor. Evet, bu kadar. Yani bizim bütün başımızdan geçen, bütün koşturmalarımız buraya kadar. Bütün o cihazatımızı doymak için kullanırsak da tefessüh etmiş oluyoruz. Yani bir şeyle 3, 3 bin dolarlık bilgisayarla çivi çakmış oluyorsun. Çivi çakmış. Aynen çivi çakmış oluyorsun. <laughs> evet. Doğru mu? Değil. Doğru. Eğer o bilgisayarı sen doğru yerinde kullanırsan çekiçten çok daha üstün bir şey oluyorsun. Çekiç senin bir aletin oluyor. Evet. Mesela. Öteki türlü sen çek, çekiç sana o kadar mı çakabildin kardeşim? Yani cihazat maneviyesi aslında sadece insanın cihazat maneviyesi değil insan muhatap olduğu kainatın kendisi de yani insanın objesi olan hı hı. yani muhatap olduğu eşya da öyle. Mesela hep düşünürüm kendi kendime. Ya bir şeftali diyelim. Hadi bugün şimdi mandalina çok var da mandalina da çok örnek verdim. Peki. Bir şeftali. Ya niye bu kadar sanatlı yaratılmış? tatlı kokulu bilmem ne. Hem kokusu var, hem tadı var, hem Görüncüsüz. estetik var. Bir de üstündeki o tüylerin dokunuşu bile var. Dokunuşu bile muhteşem. Yani Beş duyuya da hitap ediyor. Abi kesinlikle. Yani sırf böyle ben hiç onu görmeden çıp kesiyorum, atıyorum yani. Belli ki yani o şeftali de sırf yemek için yaratılmamış. Sırf benim gözümün besin de, olsun diye he, değil. Bak benim istidadım gözümün istidadına Doğru. bakan yönü var. Dilimin istidadına bakan yönü var. Burnumun istidadına bakan yönü var. Kulağımın istidadına belki onu başka türlü şey o üzerindeki böyle bazen tüylerini kabartırken mesela diye ...veya Ve parça parça o hışırtısı var ya böyle evet. gıcır diye böyle evet. değişik bir ses çıkıyor. Bile mesela Neyse. yani söylenebilir. Ona da bakan yönü var diyelim. Aklımın istidadına bakan yönü çok çok var. Hayalimin istidadına bakan yönü çok çok var. Estetik tarafına Estetik bakıyorum. Estetik tarafı ya. bilmem ne. Yani yemekle bir dakikada onunla, bir dakikayla bir dakikada onun şey yapacakken, ilişki kuracakken, aklımla, hayalimle, kalbimle onunla belki saatler geçirebilirim. Ve hatta ondan aldığım manaları, bereketleri hayatımın çok büyük, uzun bir zamanında taşıyabilirim. Ama ben ne yapıyorum? Sonra sadece mideme gömüyorum. Halbuki o mideme gömmekle... ...bir... ...hem kendime hakaret etmiş oluyorum. Bu akıl niye verildi? Bu tamam. duygu niye verildi? Hiçbirini kullanmıyorum. Bu, bu kalp niye verildi? Bu dil niye... ...şey bu bu göz niye verildi? Değil mi? Yani... ...bütün bu duygularımın... ...ma bakan bir yönü vardı onun. Benim istidadım da buna müsaitti ve oradan... ...onları da devşirebilecek bir mahiyetteydi. Ve bütün bunları hiçbirini... ...muhatap olmadan tak diye... Öğütmüştüm. ...hayvan gibi hayvan gibi içiyorum. Hayvan benden daha lezzet alıyor. O, o da dezavantajı yani şey yani evet. nasıl diyelim? Yan yan şeyi zarar. Mi? hayvan benden daha yani istidadım hayvan gibi yemek olmadığı çok bariz. Evet. Yani ota, otu, e, inek otu seyretmez yani. Çiçeği, çiçek mi? çiçeği de seyretmez yer yani. Yer. Ama çiçek niçin yaratılmıştır? insan için yaratılmıştır. İşte ve zaten bakın hani yine çok konuştuğumuz hmm. bir mesele. Çok bariz bir şey değil mi? Hiç böyle e, hayvanlar için de bir sürü bir sürü bir sürü farklı yiyecekleri yiyen hayvan yok ki. Yok. Örnek inek ot yer ya yeşil ya ya kuru yer. O kadar yani. Hmm. Veya işte hani karpuz kabuğu verirseniz onları yer falan. Yani ve çok da bir farkı yoktur onun Şimdi öğle yemeğinde şunu yiyeyim. Akşam Ömer'e de şunu hazırlayayım falan böyle bir derdi yok. Evet. A, önüne ne konarsa <laughs> <laughs> Ama insanın önüne konulmuş alternatif sayısı yani. bile bu yani. olayın sadece öğütmek olmadığının çok böyle bariz, deli gibi bir göstergesi yani. Kesinlikle. Ve ama ben olaya böyle muhatap olursam aynen bilgisayarla çivi çakmış gibi oluyor. Aynen öyle. Demek ki istidadımız bize takılan duygular, Hı. hayal gibi, Kalp gibi, akıl gibi ki insanı hmm. insan yapan özellikler, hayvandan ayıran özellikler de bunlar. Bunlara, bunlara yönelik baktığın zaman muhteşem ya. Gerçekten insan şey için yaratılmadığını anlıyorsun yani. Ee, sadece yemek Operasyonel, içmek için. Operasyonel, lojistik opera bir. Evet. İstidadı dahi bunu gösteriyor. Ben ne zaten olmuş? öyle bir bir hayatı da kabul etmiyorum ya. O kadar sıkıntı çekeceğim falan. Ne lojistik olarak biraz daha var olacağım. Olmayayım abi. Evet. Ne gere Niye eziyet edeyim? Bazılar deyince? o yüzden intihar ediyor zaten. E ne gereği var? Yani ne gerek Niye var? Niye o kadar ya? sıkıntı çekeyim? Yani ha, bir, ha bu sene, ha be beş sene önce, be yüz sene sonra ölmüşüm, ha şimdi ölmüşüm. Neticede yaşadığımın bir anlamı yoksa... Beş sene işte. daha öğütücü olarak yaşamaktansa... Evet. Ve Öyle. öğüteceğim şeyi de kendim arayıp bulup o kadar eziyet çekeyim. Hiç uğraşmam abi. Doğru değil mi yani? Şey vardı ya... E, bir, bir hikaye anlatırlar ya... Bana çok hakikatli bir hikaye gibi gelir. Eee çok zengin bir adam. Ee, Çin'de mi, Japonya'da mı bir yerde e, kar, şeyden gök, nehirden karşıdan karşıya geçecek. Fakat hiç, hiç kayık arıyor. Geçecek kayıkçılar arıyor falan. Bulamıyor. O sırada kayık yok herhalde. O sırada biraz daha ilerileri falan yürürken bir bakıyor. Bir kayıkçı yerde yatıyor. Ee, uzanmış böyle oh. denizi şey denizi seyrederek yatıyor. Diyor ki ya diyor beni karşıya geçirir misin? Olur geçiririm diyor alıyor geçirecek. Sen diyor niye niye diyor böyle kuytu yere duruyorsun diyor. E diyor şeyde e, daha merkez bir yerde dursaydın da daha e, çok müşteri e, gelir. Daha çok müşteri gelir. E ne olacak diyor. E, daha çok para kazanırsın. Sonra diyor. E ondan sonra pa çok daha pa çok bir tane daha şey alsın kayık alırsın. Sonra bir daha e, e, sonra diyor. İşte sonra senin filoların olur, bilmem neyin olur falan. Ondan sonra falan işte zengin olursun eee liman rahat olur edersin. Yani, rahat edersin. Ondan sonra en az ondan sonra da emekli ayrılırsın. Bir köy köye gidersin. Ee, güzel manzaralar yatar güzel manzara seyzersin. Ben şimdi ne yapıyorum diyor da. <laughs> <laughs> yani <gülüyor> bu kadar çok şey o çaba niye yani? Bu e, düşündüğün zaman gerçekten mantık olarak baktığın zaman o, o çaba direkt şuna benziyor. Ben daha çok öğüteceğim. Ee, bir anlamı yok yani. Eğer gerçekten İnsan sırf hayvan gibi bu dünyaya yiyip içip, affedersin tuvaleti doldurmak için gelmişse... Uzatmanın, olayı uzatmanın mi? bir anlamı yok. Hiç değil mi? Mi? Ama başka bir maksadı olmalı, başka bir amacı olmalı. İnsan demek ki bunun için gelmedi. Bunun için gelmedi yani. Yoksa herkes... Şimdi köyler bomboş. Evet. Herkes şehre kapışıyor. Git köyde... ...kendin ekersin, biçersin. O bile... ...çok bu kadar eziyet, bu trafiği, bu şeyi, bilmem neyi çekmesin yani. Ama insan olmaz sinemaya gitmemiz lazım işte şunu etmemiz lazım internetimizin olması lazım falan bu lazımların listesi zaten böyle bir lazımlık o kadar büyük bir yani liste anlamında söylüyorum o liste bizi bayağı bir şey yapıyor uğraştırıyor diyelim evet evet, evet güzel ne lazım hava lazım su lazım evet. bir de ekmek lazım o da var ekmek lazım zaten o zaten Allah oradan veriyor ekmek. elhamdülillah peki o zaman bu paragrafı bir daha hızlıca okuyalım. Oku. Hem insan ibadet için halk olunduğunu fıtratı ve cihazatı maneviyesi gösteriyor. Zira hayatı dünyeviyesine lazım olan amel ve iktidar cihetinde en edna yani deni değil mi basit sıradan bir serçe kuşuna yetişmez. Fakat hayatı maneviye ve uhreviyesine lazım olan ilim ve iftikar ile tazarru ve ibadet cihetinde hayvanatın sultanı ve kumandanı hükmündedir. Olabilir yani eğer o özelliklerini kullanırsa. Devam et şurası çok ilginç. Demek ey nefsim. Ya yani üstadın hitap ettiği şeye dikkat. nefse söylüyor şimdi. Demek ki ey nefsim. Hayatı dünyeviyeyi gayeyi maksat yapsan. Nefis yapıyor çünkü hayat dünyeviyeyi. Evet. Evet. Ve ona daim çalışsan. En edna bir serçe kuşunun bir neferi hükmünde olursun. Çok özür dileyerek araya gireceğim. Şeyi hatırlayın. Bir bilgisayar ne kadar bilgisayar parmak izi kontrolü bile var. En gelişmiş bilmem ne çivi çakmak için kullanırsa kendini en sonunda döner der ki ya çekiç sen bunu nasıl güzel çakıyorsun bana da öğret. Der mi? Der. Der. Neferi hükmünde olur. Aciz kalır yani. Eğer ey nefsim hayatı dünyevi gayeyi maksat yapsan ve ona daim çalışsan en edna bir serçe kuşunun bir neferi hükmünde olursun. Eğer hayatı uhreviyeyi gayeyi maksat yapsan ve şu hayatı dahi ona vesile ve mezra'a etsen, değil mi tarla etsen hmm. ve ona göre çalışsan o vakit hayvanatın büyük bir kumandanın hükmünde ve şu dünyada Cenab-ı Hakk'ın nazlığı ve niyazdar bir abdi nazlı ve niyazdar bir abdi, mükerrem ve muhterem bir misafiri olursun. İşte sana iki yol. İşte sana iki yol. İstediğini intihap edebilirsin, seçebilirsin. Hidayet ve tevfiki Erhamül Rahimi'nden iste. Çok açık yer ya. Tokat <laughs> Evet. Ama bir yandan da çok böyle müjdeleyici de bir şey. Hı hı. Ya çivi çakmak istiyor. Örnek takıldı ağzıma ama hakkınızı helal edin. Hani çivi çakmak istiyorsan buyur sen bilirsin. Heh. Ama eğer istersen bak. E, gerisinden alayım. Eğer hayat uhreviyeyi gayi maksat yapsan ve şu hayatı dahi ona vesile ve mezraa etsen ne olur? Şey, etsen ve ona göre çalışsan o vakit hayvanatın büyük bir kumandanı hükmünde ve şu dünyada Cenab-ı Hakk'ın nazlı ve niyazdar bir abdi, nazlı ve niyazdar öyle sıradan da değil. Hı. Ve mükaddes geçiyor yani. Ha? Nazı geçiyor. Evet, nazı geçiyor. Ve evet. mükerrem ikram edilen, değil mi? Evet. Ve muhterem bir misafir olur. Hürmet gören bir misafir. Ve hürmet gören bir. Aa, muhteşem bir şey ya. Ya misafir var tam böyle otur. Birazdan kalkacağız zaten. Türü bir misafir var. Evet. Buyurun, burada oturun. Bu da sizin manzaranız gökyüzü. Misafir kavramı çok muhteşem bir kavram. Aslında yani insan bunu bir anlasa, ya bu dünyaya misafireten geldiğimizin farkına varmamız hem muhterem bir misafir, ihtiram gören, misafirlik tarafı gören, var. Haha. Mükerrem ve muhterem tarafı var. Evet. Yani hiçbir şeyin tasasında değilsin abi ya. Hiçbir şeyin tasasında olmasın. Yem ne yiyeceğim, ne içeceğim. Doğru. Endişe taşımasın, bütün sıkıntıların, bütün yani öyle bir şeyin var ki senin misafir ev sahibin var ki senin bütün dertlerine derman olabilecek mahiyette biri. Ne kadar rahat. Biliyor, görüyor ve yapabilecek o biri. O yüzden bak la havfun aleyhim ve lahum Onlara ne bir korku vardır, ne bir üzüm vardır. Yani işte biz kainatta bu cenab Hakk'ın bir misafiriymişiz gibi yaşasak muhteşem bir şey ya. Yani. yani insana yakışan da bu yani. Ne yapıyorsun? İnsana yakışıyor. Aa sana getiriyor farklı farklı nimetleri, misafir sana evet, bir tamam. ikrama. O ikramda ne yapıyorsun? Onun cömertliğini, onun kerem ve izzetine muhatap oluyorsun yani. Kerem ve izzetine, cömertliğine muhatap oluyorsun. Ve hani keyfini sür ya. Ne derde diliyorsun? Ne yiyeceğim, ne içeceğim? O zaten sana en güzelini muhterem ya. En güzeliyle, en şeyiyle muhatap olacak. Şu an işte misafir olursak öyle muhatap oluyor. Misafir olmazsak onunla muhatap olmuyor yani. Bizim de muhatap bile olmuyor. Yani hayat uhreviyeyi gayi maksat yapsan. Evet. Yani fıkr şey de zaten o kendi insan gerçi o da onu yapmaya çalışıyor talebelerine karşı. İnsan eğer hayvaniyetini gemlerse, hayvaniyetini gemlerse muhatap olduğu şeylerdeki manevi yönleri çok daha veçeleri daha Bu çok ortaya çıkıyor. Yani sen sadece bir meyveyle olan münasebetin muhteşem bir münasebete dönüyor. Yani hmm. yani Allah yani günlerce direkt bir hediye olarak evet, bir ay, mektup olarak. Evet işte onu diyorum Allah günlerce e, semaya baktırmış o şeftaliyi hmm. o semanın galaksilerin fotoğraflarını çekmişsen üzerine şey olarak yansıtmış. Hadi. <laughs> Onları çeke çeke almış. Üzerinde küçük küçük noktacıklar var, yıldızlar varmış gibi. Ben ona benzetirim. Galaksiye benzetirim, her bir şeftali. Eyvallah. Ondan sonra onu sana ne yapıyor? Senin gözünle ne sermiş? Al seyret diyor. Tüyleriyle, şeyleriyle, lezzetleriyle. Ondan sonra çekirdeğiyle, çekirdeğin üzerindeki kıvrımlarıyla. Ondan sonra çekirdek, ondan önceki hele şeftali çiçeği de çok muhteşemdir. Yani böyle şey olur yani böyle pembemsi beyaz. Ee, Arada müthiş bir fark var. Yani ne yapıyorsun? Öğ öğütme makinesinden buna dönüştü evet. bak. Evet. Dünyevi bakış açısından uhrevi bir bakış açısından. Sana dönüştü. sanatını gösteriyor ya. Bir sanatkar sana bütün sanatının maharetiyle sana muhatap oluyor le yani şeyde aşçılık da bir sanattır. Aşçılık sanatını gösteriyor. Ee, orada resmetmek de bir sanattır. O da o, o, o yönüyle gösteriyor. Hikmetli, hikmetli olması, besinli olması, gıdalı olması, faydalı olması, anlatabiliyor muyum? Şifalı olması bir sürü yönü var onun. Bir sürü yönü var. Bütün hepsini ne yapıyorsun? Keşfediyorsun. Yani insanın konumu hayvandan ayıran konum ne kadar muhteşem bir şey. Yani bir rızıkla, bir meyveyle münasebetin nereden nereye sıçrıyor? Nereden nereye geçiyor? Yoksa gerçekten adi hayvan gibi atmak var. Bir de bunu tefekkür etmek var ki elhamdülillah. Yani Allah'ın büyük bir nimeti. Bir o zaman bu kendimize bir turnusol kağıdı olsun. Evet. Bir sonraki şeftali gördüğümüzde kendi kendimize soralım. Bu nedir? Besindir dediğimiz zaman bittik. Ee, çivi çakan bilgisayara dönüştük. Evet. Öküze dönüştük, ineğe dönüştük, hayvan hayvana dönüştük. Evet. Dünyevi bir hayat hayatımız var belli, bir hayat var üzerimizde, ama dünyevi bir hayat sürüyoruz arkadaş. Evet. Uyanmak lazım. Uhrevi hayata bunu kalbetmek lazım. Bu Rabbimin bana gönderdiği ipek mendil içinde süslemeleri falan, falan falan bir hediyedir. Ben bunu seyredeyim diye bana özene bezene yaratmış da göndermiş. Bu şeye de benziyor falan. Yani evet hiç örneği bulandırmaya gerek yok. Evet yani e, muhteşem bir çiçek deren, çiçeklerden bir e, nasıl söyleyeyim demet ya da ne diyor ona çiçek buketi. Buket. Buket deren bir e, çiçekçi üzerinde yani şeyler de anlamlarla dolmuş, renkleriyle, desenleriyle, şekilleriyle, estetiğiyle, her şeyle bir mesaj da yazmış. Hatta bir kitap yazmış belki. Ve onu geliyor sana veriyor. Sen onu bir <laughs> inek gibi inek gibi yiyorsun. Yani bu. Aynen, aynen böyle ki o, o senin için yaratıl, sen onun için yaratılmadığın belli. Önce sana o <laughs> çiçeği buketi anlayabilecek bir sürü özellikler de gönderiyor. Evet. Size i̇şte gözlüğünü veriyor, rehber veriyor bilmem ne ki anlayasın diye. Evet. Sen de ha, çiçek mi? Got. İşte her şey öyle. Her şey öyle ve senin bütün duygularına bakan bir yönü var ve orada bir kitap yazmış, bir hitap yazmış. Hitap ve ya hitap etmekle. Sen o kitabı ve hitabı yok görüyorsun öldürüyorsun. Aslında işte kur, e, peygamberi öldürmenin bir anlamı da budur işte yani. Orada aslında o çiçek sana bir vahiy. haber vahiy, haber getiriyor. Allah'ın vahidir. Kainatta bir ayet olduğuna evet, göre evet, evet, vahiy yere sen vahiy okumadan Kitabı kebiri kainatı yiyiyorsun. Yani, yiyorsun Allah'ın evet Allah'ı konuş Allah'ın konuştuğunu sana konuştuğunu duymadan bütün kainatın Rabbi konuşuyor ve sen kulağını tıkamış olarak bu dünyadan gidiyorsun. Ne için? Ne için? Tuvalet için, başka bir şey için değil. Tuvalet için ve toprak için. Bu Böylece cümle, bitirmiş olduk. Bu cümleyle evet, Beşinci sözün neticesine, hitamına geldik. Beşinci söz bitmez ama. Hı Bitmesin de zaten. İnşallah. Ama o metni, metninin sonuna geldik. Nasip olursa bir sonraki programda görüşmek üzere. Ey insan, ey nefis... işte sana iki yol. İstediğini intihab edebilirsin. Hidayet ve tevfiki Cenab-ı Erhamur Rahim'inden iste. Hoşçakalın. Allah'ın hidayetiyle kalın.